Yunus FC YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Deniz Yunus. Bugünün videosu büyük karşılaşmalar olacak. 4 tane kocaman karşılaşma var. Bunların kadro kurma görevlerini yapacağız. Bir tanesi de bunlardan Olympique Lyon Beşiktaş olacak. Şimdi öncelikle sizlerden Perşembe günü oynanacak Olympique Lyon Beşiktaş maçının skorunu tahmin etmenizi istiyorum. Nasıl biteceğini bana yorum kısmında belirtin lütfen. Yavaş yavaş başlıyoruz. Birazdan aslında şöyle yapacağız. İlk olarak bu büyük karşılaşmalardan her hafta geliyorlar bunlar, en azından bir kere. Nasıl para yapabilirsiniz, nasıl coin yapabilirsiniz, ondan bahsedeceğim. Görüyorsunuz, ben bu arada tabii mağazamda da 3 tane paket var. Bu bronz paketlerden gelen silver paketler olacak. Bu büyük karşılaşmalardan para yapmanızın yolu, büyük karşılaşmalar çıktığı anda sizin kulübünüzde var olan gümüş, altın, bronz ne varsa bu şeylere dair, bu büyük karşılaşmaların takımlarına dair oyuncuları satmak çok basitçe. Sadece bunları saat akşam 8 civarında görebilirsiniz. Sanırım Türkiye saatiyle 8'de artık büyük karşılaşmalar olacak. Yani salı günleri oluyor, bazen perşembe günleri oluyor. Bunlar değişiyor. Bu sefer Avrupa liglerine göre yapmış EA Sports. Bazen de perşembe günleri oluyor. Onlar da işte liglere göre, yani normal liglere göre, atıyorum Türkiye Ligi veya İngiltere Ligi, Almanya Ligi gibi liglere göre oluyor. Onları satabilirsiniz ve çok güzel para yapabilirsiniz. Benim çok çok az param vardı. 2000 param vardı birkaç yaptığım yatırımdan dolayı. Şu anda 30.000'deyiz o şekilde. Görüyorsunuz ilk takım Dortmund, Monaco. Dortmund'dan ve Monaco'dan birer oyuncu gerekiyor ve toplamda 6 oyuncu gerekiyor. Fransa ve Almanya liglerinden biz bu şekilde bir kadro kurmayı uygun gördük. Görüyorsunuz bir denedim ama ne yazık ki olmuyor. 2 tane Dortmund oyuncusu kullanmış bulundum burada. Artık olacak o şekilde. Çok fazla para etmiyorlar zaten. Yani maksimum 1000 edecek bu oyuncular. Ben de zaten 800'e almıştım şeyi. Bayağı oluyor zaten alalı Dembele'yi. Çok fazla bize dokunacak bir durum değil. Daha önceden Giacchini'yi almıştık 1600'e, ama bu şekilde bir kadro kurduk, görüyorsunuz. Siz de aynısını tabii kurabilirsiniz ama çok daha basit bir şekilde kurabilirsiniz. Ben sadece kulübümde olan oyunculardan kurdum bunu. Devam ediyoruz. Celta Vigo Genk mücadelesi. Bunlar da aynı şekilde, hatta bu oyuncuların çoğu, bu gümüş oyuncuların çoğu hatta özellikle hani ilk sahibi biziz ve bunlar şey, satılamaz oyuncular. Benim bu bronze upgrade'lerden gelen oyuncular. Bu şekilde tamamlıyoruz büyük karşılaşmalar. Ödülleri bu sefer hakikaten iyi değil. Yani ben biliyorsunuz tüm samimiyetimle size bu kadro kurma görevlerini yapın veya yapmayın şeklinde tavsiyelerde bulunuyorum. Bu kadro kurma görevlerini bence yapmak çok değecek bir şey değil. Ben sadece aralarında Beşiktaş'ı gördüğüm için yaptım. Aynı zamanda sizi de bu şekilde bilgilendireyim dedim. Çünkü ödülleri gerçekten ortalamanın altında ve hani çok fazla bir şey çıkacak bir paketler değil, iyi paketler değil yani. Bu da bu şekilde devam ediyor bu arada. Bayern, Real Madrid. Bayern'den iki oyuncu kullandım. Ben Real Madrid'den oyuncu kullanmadım hiç kulübümde olmasına rağmen. Bayern'den iki tane ucuza, nispeten ucuza alabileceğiniz oyuncu ve toplamda 80 rating istiyor. Aslında 80 ratingli oyuncular şu anda para ediyor yani. 1000-1500 alabiliyorsunuz ve karşılığında çok küçük bir paket. 15.000'lik bir paket veriyor. Yani hiçbir şekilde kar edemiyorsunuz bile. İçinden iyi bir şey çıkmadığı sürece. Bu en kolaylar arasında sadece malzeme paketi var. Ben de kulübümde olan bronz oyuncularla kimyayı yaptım. Ve aynı zamanda da Beşiktaş'tan veya Lyon'dan oyuncular kullanmak gerekiyordu. Ben de Beşiktaş'tan 3 tane oyuncu kullandım. Bu şekilde. Bir de tabii ki 3 tane altın oyuncu olması gerekiyor. Büyük karşılaşmaların kadro kurma görevleri kısımlarını bu şekilde bitiriyoruz. Bu arada ben arıyorum burada bir oyuncuyu. Çünkü daha önceden bunu kullanmıştım ben. Veya bir şekilde gitti o oyuncu. Tamamladık, görüyorsunuz. 66 rating, 100 kimya. Gayet rahatlıkla tamamlayabileceğiniz bir kadro kurma görevi. Zaten bunlara fazla para harcamayın. Yapacaksanız bile fazla para harcamayın. Çünkü çok basit görevler. Bakalım. Göreceğiz. Perşembe günkü maçın sonucunu sizden bekliyorum. Başarılar Beşiktaş diyoruz. Umarım güzel bir sonuç alırlar. Fransa deplasmanından, Lyon deplasmanından. Gayet dişli bir takım Lyon. Bakalım nasıl bir sonuç olacak. Paketlere geçiyoruz yavaş yavaş, görüyorsunuz. Büyük karşılaşmalardan kazandığımız paketlerin yanında 2 oyuncu gümüş paketleri var. Bunlar benim bronz oyuncuları, yani sürekli bronz paket açtığım için ve o bronz paketlerden çıkan fazlalık bronz oyuncuları koyduğum bronz upgrade'ler. Bronz yükseltmesi yani. Ben onlara koyuyorum ki sonradan diğer kadro kurma görevlerinde kullanabileceğim nadir gümüş oyuncular, ki bazen bu oyuncular hakikaten çok fazla paraya gidiyor. O parayı ödemekten kurtarıyor bizi. Baya baya güzel bir metot aslında bu da, kadro kurma görevlerini tamamlamak için.
Burada bize çok ahım şahım oyuncular çıkmadı. Ama görüyorsunuz mesela Belçika Ligi'nden bir tane takım bugünkü kadro kurmada bile kullanabilirdiniz. Hatta Belçika Ligi'nin kadro kurma görevi 100 binlik bir paket veriyor. Onda da kullanabilirdiniz. Devam ediyoruz 3. paketimiz. Burada da mesela görüyorsunuz Celtic'li bir oyuncu İskoçya Ligi kadro kurma görevinde kullanılabilir. Aynı zamanda hatta görüyorsunuz Hollanda Ligi'nden de bir oyuncu. Bu bronze upgrade metodu o yüzden bayağı iyi bence. Ben devamlı bronze paket açtığım için onlarla kulübümü zenginleştirdiğim için de bunları rahat rahat yapma fırsatı buluyorum. Evet, yavaş yavaş paketlere geliyoruz. Büyük paketlere geliyoruz. Bu malzeme paketi. Bundan yani çok fazla bir şey çıkmıyor. Sadece kulübünüzü zenginleştirebilirsiniz. Çıkanları satabilirsiniz de. Şu anda çok fazla para etmeyeceklerdir diye tahmin ediyorum ama. Özellikle hafta sonu ligi zamanında açabilirsiniz bunları. Altın gümüş paketi Elektrum. İçinden bir nadir. Orta saha yaramaz Arjantinli. Dediğim gibi bu paketler çok iyi değil. Ya içlerinden tabii ki 2-3 bin edecek oyuncular çıkacaktır. Hani paralar yani 3-4 bin eder bu paketler. Anlatabiliyor muyum? Ama dediğim gibi büyük oyuncular, büyük yani mesela içinden bu Player of the Year oyuncuları çıkmaya başladı yeni. Veya Man of the Match'ler yani çıkmaz diye tahmin ediyorum. Informların çıkacağı böyle iyi paketler değil bunlar. Görüyorsunuz. Monaco'lu bir oyuncu geldi ama ya onun dışında güzel kar edebileceğimiz paketler değil bunlar. Ya EA Sports devamlı değiştiriyor bu büyük karşılaşmaların formatını ama ne kadar iyi oluyor, ne kadar kötü oluyor ona tabii ki karar verecek olanlar biziz. Ben çok beğenmedim bu formatı. Yani gerçekten hiç kar edilecek gibi bir değil yani. Evet. Monakolu oyuncu yine de bize biraz para kazandıracaktır. Satıyoruz kendisine. Geri kalanını hızlı sattık. Son iki paket görüyorsunuz. Biri 15, biri 45 binlik. Aslında burada gayet 60 binlik bir paket var ama içinden kaç binlik oyuncu çıkacağını birazdan göreceğiz. Bakalım. Yani üst düzey altın oyuncu paketi 45 bin ama yani çok nadir 45 binin hakkını verdiği. Açıyoruz. 15 binlik. İki tane nadir oyuncu var içinde. Stoper Fransız. Demayo. Demayo geldi. Fiorentina'dan İtalya Ligi'nde kullanabilirsiniz ama yarayacak bir oyuncu değil kendisi. Evet, bu arada sizi videoyu buraya kadar izliyorsanız tabii ki görüyorsunuz Alman Ligi oyuncuları var, Celta Vigo oyuncuları var. Fena bir paket olmadı aslında. 1500'e gidecek bir Celta Vigo'lu var. Alman Ligi'nden bir kadro kurma görevi gelecek. En son büyük kadro kurma görevi olacak ve bildiğiniz üzere bu geçen senenin gol kralını yani geçen senenin Almanya Ligi gol kralı Lewandowski'ydi. Onun iyi bir kartını çıkaracaklar. 92'lik bir kartını çıkaracaklar. Benim size tavsiyem önceden bu oyuncuları alın. Bu oyuncuları alırsanız hani tabii ki şu anda birazcık fiyatları yükselmiş vaziyette yükseliyor da ama daha fazla yükselecek bunlar çıktığı zaman. Siz bunları 500'den 600'den toparlayın ki sonradan çıktığı zaman isterseniz satın, isterseniz de aynı şekilde kullanıp o 92 Lewandowski kartını özellikle de Alman ligini kullanıyorsanız kadronuzda kullanın ve alın. Ben kesinlikle alacağım ve hani ilk çıktığında yapacağım. Tabii ki belki paketleri saklayabilirim sonradan şeyler için. Team of the Season geliyor. Mayıs başında en geç. Team of the Season gelecek diye tahmin ediyorum. Bu arada son paketi açıyoruz 45.000'lik. İçinden ne yazık ki yine bir şey yok. Center for Palacio geldi. FIFA 13'ün efsanelerinden kendisi. Ama ne yazık ki beklediğimiz kalitede bir paketler olmadı. Rudiger var. Rudiger de iyi bir oyuncu. Rudiger, Palacio. Alman liginden de bir iki oyuncu var. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.